Değerli basın mensupları, öncelikle geçtiğimiz günlerde Taksim'de ve dün de Gaziantep'te meydana gelen hain terör saldırılarını kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyoruz. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında PKK ve onun uzantılarına karşı yapılan operasyonlarda kahraman tüm askerimizin ve güvenlik güçlerimizin büyük Türk milleti olarak her zaman yanındayız ve destekçisiniz. Basınımızın güzide mensupları, basın, yayın ve iletişim hizmet kurulunun kıymetli çalışanları ve sendikamızın sevgili üyeleri, PTT'de görev yapan, İHS'li ve TRT'de görev yapan özel hukuk hükümlerine tabi personellerin kadroya alınması için başlattığımız imza kampanyası sonucunda ülkemizin her bir köşesinden topladığımız 100.000'e aşkın, ilimizde de 1500 imzayı bugün kadro bekleyen arkadaşlarımızla birlikte Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ilimizde de Maltepe PTT iş yerimizden PTT Kargo ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderiyoruz. Bu amaçla da burada toplanmış bulunuyoruz. Kamuda sözleşmeli olarak çalışmakta olan personellerin kadroya alınması hususunda uzun zamandır mücadele eden memursan ve birlik habersen 01.01.2022 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 6. dönem toplu sözleşmenin 52. maddesinde kamu kurum ve kuruluşlarının görüş alınarak sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personellerin statülerinin yeniden belirlenmesi ilişkin çalışma yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Hükmünün eklenmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda 2022 yılı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memursan heyetleri arasında birçok toplantı yapılarak çalışanın talep ve beklentileri dile getirilmiş, çalışmanın tüm sözleşmeleri kapsaması gerektiği her fırsatta ifade edilmiştir. Sayın basın mensupları, hizmet kolumuzda yer alan Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda yaklaşık 12.000 idari hizmet sözleşmeli personel ve TRT'de de özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personel bulunmaktadır. PTT'de idari hizmet sözleşmeli olarak çalışan personeller KPSS sınavına girerek başarılı olanlar içerisinden atanmış ve bu personeller diğer kamu personelleri gibi memur sendikalarına üye olabilmekte, toplu sözleşme kapsamında yer almaktadırlar. Aynı iş yerinde, aynı işi yaptıkları halde 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi personel ile aralarında temel ücretleri, iş güvenceleri, sosyal güvenlik hakları, görevde yükselme ve unvan değişikliği şartları bakımından farklar bulunmakta, bu durum iş barışını, kurumsal aidiyeti zedelemektedir. Yine TRT'de özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personeller de mevcut TRT personeliyle aynı işi yapmalarına karşın başta iş güvencesi olmak üzere mali ve özlük hakları konusunda birçok problemler yaşamaktadırlar. Bu minvalde ücret farklılıklarının giderilmesi, iş güvencesinin sağlanması başta olmak üzere aradaki farklılıkların ortadan kaldırılarak iş barışının tesis edilmesi için öncelikli talebimiz bu personellerin de PTT ve TRT'deki diğer personeller gibi 399 sayılı kanun hükmünde kararnameye tabi olarak çalışma hakkı elde edebilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Konuyla ilgili PTT ve TRT yetkilileri, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Kurulu, Twitter etkinlikleri ve son olarak da Cumhurbaşkanımıza konu arz edilmiş, konunun teknik boyutuyla yapılacaklar en üst perdeden sendikamızca ifade edilmiştir. Her ne kadar PTT kamu iktisadi teşebbüsü kapsamında olmasa da üstlendikleri misyon
ve ürettikleri hizmet boyutuyla kamunun en önemli kurumları arasında yer almaktadır. Bu nedenle gerek PTT'de idari hizmet sözleşmeli, gerek ise TRT'de özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeli personellerin başta kendileri, eşleri, anneleri, babaları, akrabaları, komşuları ve vatandaşlarımızı imzaladığı 100 bine aşkın imzada da talep ettikleri üzere kadro beklentilerini içeren imzaları bugün buradan hep birlikte kargoya veriyoruz. Ayrıca bir kez daha üzerine basarak ifade ediyoruz ve diyoruz ki bu arkadaşlarımız kadroya alınana kadar haklı mücadelemize, çeşitli eylemlerimizle ve kararlılıkla devam edeceğiz. Teşekkür ederim.